Allah, altın golü attık, attık. Atamadık, Esin var ya, direkt ben eleyecek yani. Yani Şevkat, yani herkes eminim fikrini söylemiştir. Gerçi ben yoktum tabii ama. Evet, herkes fikrini söyledi. Sorun da bu zaten. Herkes her aklına geleni söyledi. Hiçbir düşünmek, mantık arıyor. Yok, hiç onlar yok. Vallahi bence en güzeli teklifi havada yapmak. Yani paraşüt olur, bambi jumping olur. Ha yok, Esin yüksekten korkuyor. Suyun altında yap kanki. Böyle dalış şekli falan bence 10 numara 5 yıldız yani. Yok abi, onda da üşüdebiliriz ya. Şevkat, gel burada teklif et. Ben dükkanı kapatırım sizin için. Ambiyans da yaratırım. Bak yine sallamaya başladınız. Yine sallamaya başladınız bak ha. Ya abisi, beyin göçü böyle bir şey değil lan. Bu böyle bir şey değil yani beyin göçü. Onu yanlış anlamayın. Biraz düşünün, biraz mantık şey yapın ya. Buldum seni. Yine ben buldum. Bravo. Hiç şaşırmadım. Çok merak ediyorum ne buldun. Şevkat, bu iş duygu işidir. Duygularına oynayacaksın. Aşk nedir? Vallahi bana kalırsa güzel kardeşim, senin en çok böyle vaaz vermeyi sevdiğim mevzu diye düşünüyorum şahsen ben. Yanlış güzel kardeşim. Vaaz mı? Oldu, teşekkür ediyorum. Benim bir işim vardı, onu halledeyim. Cilalı. Ödül vereceksense ben cevabı bilirim. Söyleyeyim mi? Asla. Ah Teğmen. Bu kadar boş adamın arasında aşkın ne işi olabilir ki? Nikio. Hadi de gelek mi artık? Aşk duygu işidir. Kalbin çarpmasıdır. Senin kalbinin çarptığı sürece kelimeler teferruattır. Yani o Esin'in o kalbini çarptırman gerek. Elektroşok mu diyorsun ya? Cuma'ya mı kaldık yine? Ne alakası var? Allah bilmem ne alakası var. Artık yani bu kadar saçma sapan öneriden sonra bence bir alakası olabilirmiş gibi geliyor bana. Normal gelmiyor yani. Hayır, hayır. Hayır, dinle beni. Şimdi. Mesela Esin'in öncelikle nelerden hoşlanması? Şiir. Çok güzel bir Cemal Süreyya ile giriş yapmak lazım bence. Seninkinin sesi soluğu çıkmıyor. Zor yerden sordun galiba bu sefer. Vallahi iki yanlış bir doğruyu götürür. Son kalan haklarını iyi kullansa iyi olur. Ay yazık ama Esin. Şevkat'ten yapamayacağı şeyleri beklemek seni de hayal kırıklığına uğratır. Ya tamam, kabul ediyorum, biraz abarttım. Ama bir sorun bakalım, neden abarttın? Neden abarttın? Sordum işte. Sevdiğim için abarttım. Sabah akşam beni düşünsün. Biraz şımartılayım istedim işte. Zaten evlenince istesem de olmayacak bunların hiçbiri. Bence sen evlendikten sonra da bir şeyler bulursun. Esin. Ne oldu? Niye bağırıyorsun? Gelsene içeri. Böyle iyi. Neden? İncilerin mi dökülür? İncilerim dökülmez de... ya senin içeriden gelirkenki şu endamını izlemek daha tatlı oluyor. Eğer bana serenat yapmayacaksan... bir daha kapımın önüne gelip bağırma. Onu da yaparız gülüm. Yalnız baştan uyarayım. Benim repertuar biraz gıt. Yani işte Beşiktaş marşları, birkaç tane Ankara havası, biraz Neşet, biraz Ruhi Su. Anladım, vazgeçtim ondan hızla. Sen ne oldu, ne söylemeye geldin? Ha, ya ben eybe doğru akıyorum da müşteriye mal götürüyorum. Dedim istersen sen de gel de oradan bir Pierluti'ye geçer, çay içeriz. İstanbul'a başka bir tepeden bakarız şairin dediği gibi ha. Bana Pierluti'de evlenme teklif etmeyi planlamıyorsun değil mi? Bak çok sıradan, hiç enteresan değil. Vallahi aklımın ucundan geçmedi. Zaten sıkıntı da bu. Aklımın ucundan hiçbir şey geçmiyor. Ya ne zamandır böyle orijinal bir fikir bulacağım diye beynimi yaktım ama tık. Esin, hadi sen git. Merak etme buraya, tamam mı? Biz buradayız. E tamam, bir çantamı alıp geliyorum. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor iş güç? İyi gidiyor. Sen nasılsın? Gördüğünüz gibi. Hadi görüşürüz. Eğlenceler. Hadi görüşürüz. Kasındı. Selamünaleyküm. Selam mi? Bakıyorum da sen de bayağı bayağı bir sanat aşkı oluştun. Yoksa dedikodu aşkı mı desek? Bu kadar belli oluyor mu ya? İşte. Dökül bakalım. Neler oluyor?
evlenme teklif edecek işte. Ay onu biliyoruz. Konu başlığımız o zaten. Yani nasıl edecek? Buldu mu enteresan bir şeyler, sen onu söyle. Bak hakkını güzel kullansın, güzel akıllar verseydiniz. Yani gideri var gibi inceden. Ya Şevkat aslında çok iyi oldu çıktığımız. Değil mi? Ya tedbirli mekanda ferahlık vardır zaten. Ya bir de oranın çayı daha bir güzel geliyor bana ya. Artık havasından mı suyundan mı bilmiyorum da. Ne güzel, böyle kuş sesleri falan da vardır şimdi. Ya sakinliği özledim ben. Ben de seni özledim. Her gün görüyorsun ya. Ya ona görmek mi denir Esin? Ya şöyle bir rahat kafayla böyle doyasıya gözlerine bakmak istiyorum ama her baktığımda da bu evlilik teklifi geliyor aklıma ya. E tamam işte, bir an önce güzel bir evlilik teklifi bul da sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Anam fren tutmuyor. Esin dikkat et, fren tutmuyor kızım. Nasıl fren tutmuyor ya? Tutmuyor ya işte. Şevkat şey yap, motor freni yap, bir şey yap. Bana mı diyorsun, arabaya mı diyorsun? Sana diyorum tabii ki. Tamam ben zaten motor freni yapmaya çalışıyorum da arabaya intikal etmiyor yani. Ne yapacağız o zaman? Dikkat et. Şevkat kaza yapacağız, yine şey yapacağız. Tamam Esin ne yapayım yani, Allah Allah, kapıyı aç başlama atlayayım. Şey duvara sürtüne geç, duralım yavaşlayalım. Nasıl sürtüneyim, insanlar var, onları mı sileyim? Şey bariyer diyecektim. Ya hadi getir, bul bariyeri getir de sürtmesi bende, hadi bariyer. Bağırma bana. Ne yapayım, kısık sesle mi konuşayım, gerilimin ortasındayız. İmdat! Çekilin yoldan, fren patladı. Ya galiba sonumuz geldi. Vallahi sana kavuşmadan ölürsem gözüm açık giderim Esin. İmdat! Ya bir kaçış rampası falan bir şey yok mu? Ya ne saçmalıyorsun, ne arar kaçış rampası burada? Mecbur bir yere çarpıp duracağız. Yapma. Şuraya çarpacağım ben. Yapacak bir şey yok. Hayır yapma, yapma. Yapma. Şevkat, yapma. Eşhedü en la ilahe illallah. Hiç patlamadı. Değil mi? Numaraydı onlar hep. Numaraydı tabii kızım. Bunun freni patlar mı bu kara kartalı ya? Ben ta yeni bakımdan getirdim bunu ya. Sen manyak mısın ya? Bu ne biçim bir evlenme teklifi? Bu ne tehlikeli bir şey? Aklım çıktı benim. Sen de dedin ya hani aklımı başımdan alacak bir evlenme teklifi istiyorum diye. Al işte aldım aklını başından. O kadar prodüksiyon yapmışsın. Şuraya da 3-5 tane zombi serpseydin ya. Ya niye ki ya? Heyecan var, aksiyon var, macera var, tutku var, hız var, ne bileyim ya. Bence iyiydi. Romantizm. Ben senden romantik bir teklif istedim. Ya romantizm olarak hani... Bence ne bileyim, bak orada kalp figürleri falan, ne bileyim ya. Daha iyisini de yapamam gibi geliyor herhalde. Yapsan iyi olur. İkinci teklifin de yandı, geriye kaldı bir. Ya Allah'ım nasıl iştir ya? Ya Beşiktaş 3'te 3 yapıyor, ben 2'de 0 ya. Bu nedir ya? Beşiktaş deme bir demine. Bak aklım çıktı diyorum. Korktum diyorum. Hala Beşiktaş diyorsun. Şevkat. En büyük Beşiktaş. Kaza yapacağız sandım ya. Ödüm koptu. Nasıl yani? Fren patlamış gibi mi yaptı? Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi benimle evlenir misin mi dedi. Evet. Yani bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı. Bir sonraki sefere beni bir rokete koyup uzaya fırlatır diye korkuyorum ya. Artık yıldızları da böyle benimle evlenir misin diye yazar. Gülün, gülün. Ama ya. Ne ama? Şevkat, çok merak ediyorum tabii ki. Fakat sormaya da çekinmiyor değilim. Ne oldu, bu evlilik teklifi kabul etti mi? Etti. Harbi mi lan? Helal olsun. Hatta yarın sabah
balayına çıkıyoruz. Vay be! Bravo! Bir de ne dedi biliyor musun? Vallahi dedi, Şevkatçım dedi, ben dedi senin bu şekilde teklif edeceğini bilsem dedi, ben dedi seni boşar boşar yeniden evlenirim seninle dedi. Ne dedi? Olmadı mı usta? Olmadı diyorum tabii. Lan ben var, olmuş işin içine ettiniz lan. Kız benden ayrılma noktasına geldi ya. Ulan üç hakkım var dedi, iki tanesini yedik kaldı bir tane. Ben var ya sizin yapacağınız için tabii. Saçmalama be! Ne diyorsun oğlum? Üç hak ancak masallarda olur. Aşk sonsuz haklar kombinasyonudur. Kalp istemedikçe hak, hakkı doğurur. Senin o dediğin ne o? İki tane sürttüm çıktı oradan iki üç tane dilek. O Aladdin'in sihirli lambası. Onu da karıştırma. Aşk bu, aşk. Değil mi? Doğru diyorsun ya. Masal mı bu? Uçak neymiş? Hey yavrum hey. Herhalde. Boş boş konuşuyorsunuz. Laf ebeliği yapmayın ya. Ne diyordum la ben? Bizim de yapacağımız işin de. Ben var ya sizin de, sizin yapacağınız ya, işin de. Ya abisinin tamam ya yeni bir fikir buluruz. Biter gider yani mevzu. Bulmayın abi. Siz bulmayın abi. Tiplere bak. Birinizin gözünde nur yok la. Zeka pırıltısı yok. Ben eve gideceğim tavuklarla konuşacağım abi. Onlar sizden iyi. Vallahi onlar sizden. Siz öyle zırt pırt gelip beni rahatsız etmeyin ha. Ay yani Barbara ile Mokaşı ne diyecek bu konuda? Bak 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 mı? Yani nedir? Ya ben ne diyeyim abi? Nasıl fikir üreteyim? Stres var, sinir var üstümde ya. Burama kadar geldi artık ya. Herkes fikrini söyledi. Lan olsan taze poğaça vallan yiyeceğim ha. Sağ ol, ben kahvaltımı yaptım. Allah razı olsun. Size afiyet olsun. Eyvallah. Peynirli değil mi? Selam abi, boşlara getirdim abi. Koy lan oraya. Bana bak lan. Şevkat nerede? Görünmüyor ortalıkta. Vallahi bilmiyorum ki. Bugün hiç dükkana gelmedi. Ben de görmedim lan. Baba ben de görmedim. Oğlum gidip baksak mı buna ya? Ben gece bir rüya gördüm biliyor musun? Şimdi bu evlenme teklifi muhabbetini çözeceğim. İlham geldi bana. Ustamın kesin emri var. Kimseyi görmek istemiyorum dedi. Abi senin bak gideceksen yalnız git. Hiç Şevkat'i bana bulaştırma. Rica ediyorum yani. Çayca. Al doldur bakayım şunu hadi. Selo. Otur otur kahvaltını yap. Çaylar bu sefer benden. İhson. Heh. Zaten hep benden. Sağ ol reis. Yola geldi de. İyisin vallahi abisinin. İyisin. Ah. Ekmeğimiziz. Öyle mi ya? Aa, Selami. Merhaba yeni şöyle kahvaltı. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Biz de tam senden bahsediyorduk. Aa, harbi mi? İnsanın bir bahsedenin olması ne güzel şey ya. Şevkar cephesinde durumlar nasıl bakın? Aa, sizde de mi yeni haber yok? Bende de haber yoktu. Belki size böyle yeni bir şeyler düşmüştür diye şey ettim ama. Nasıl ya? Yani siz hep Şevkat'in yanındasınız. Yeni haber yok mu? Ya bende ne haber olsun? Adam birkaç gündür eve kilitlediği için kendini biz haber alamıyoruz pek. Allah Allah. İsim de bize bir şey söylemedi. Ama gelecek birazdan. Yani bir bildiği varsa öğreniriz. Ne iyi madem. O zaman ben şey yapayım. Gideyim şimdilik. Sonra yine şey yaparım ben. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Afiyet başkır olsun. Ne demek, ne demek, ne demek. Görüşmek üzere. Ay sizi gördüm, çok memnun oldum Marika Hanımcığım. Epeydir yoktunuz. Meşgul etmiyorum değil mi ben sizi? Rica ederim Gülperi Hanımcığım. Ne meşguliyeti. İnanın çok memnun oldum. Ha bu Şevkat Esin'den ne haber? Sessizliktir gidiyor. Bunların beraberliği arkası yarına döndü. Yani insan izlemeden yapamıyor. Ya öyle oldu biraz. Ben sanıyorum ki çok uyum sağlayamıyorlar birbirlerine. Ay vallahi bu gençlerle uğraşmak o kadar zor ki. Yani bizde de var bir tane. İşte evlendireceğiz diye ömrümüz gitti. Yani şu Erkan vazgeçmesin. Ödüm kopuyor, ödüm. Ah! Hasan, ne oldu sizin kız isteme meselesi? Ha? Sorun çıkmadı inşallah. Yok yok çıkmadı. Derdik gitti. Oh! 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 Verin gitsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.